Çay kahve. Dün üzdü mü seni Ilgaz'la abi? Yo, haklıydı. Kolay değil. Başa çıkmaya çalıştığım kayıp bazen beni fazlasıyla öfkelendiriyor. Evet Ceylin Hanım. Ozan hocaları tanımadığınızı söylediniz. Benimle birlikte öğrenmiş gibi yaptınız o apartmanda olduğunu. Önden Ilgaz'la gittiniz. Dişçiyle Eren'e haber verdiniz. Nasıl? Güzel mi bir savcıyla böyle kol kola girip de soruşturma yapmak? Ben İnci'nin ablası olarak gittim. Ilgaz da Çınar'ın abisi. Yani ben burada bir sakınca görmüyorum. Ailenin diş fırçaları kayıp. Pardon, bu biraz komik. Ne yapabilirim bunun için? Sizin aldığınızı söylüyorlar. Niye çalmışım peki? Eren İnci'den çıkan iki farklı genotip var dedin. Sen de onlardan şüphelendiğin için çaldın. Nefis fikirmiş. Keşke sizle gitseydim. Ama ben çalmadım. Aile yalan söylüyor yani. Hem bunlar bir avukat için büyük suçlamalar. Yani bir deliliniz var diye düşünüyorum bu kadar ciddiye aldığınıza göre. Çünkü aile çıkıp nerede benim fırçalarım kayıp dediği için bu kadar yükseldiğinizi düşünmüyorum. Sanırım durum burada kilitlenip kalıyor. Onların sözüne karşılık benim sözüm. Ailenin bir delili var mı çaldığıma dair? Yok. O zaman görüşme bitmiştir. Değil mi Sayın Savcım? Müsaadenizle çok işim var. Çıkabilir miyim? Buyurun. Rıdvan. Buyurun Sayın Savcım. Elden Bakanlığa soruşturma izni talebini gönder. Bu avukat Ceylin Hanım'la ilgili olanı. Ben görüştüm. Okuyup değerlendirip cevap verecekler. Tamam. Takip et süreci. Cevap almadan da gelme. Tamam mı Sayın Savcım? Anladığı dilden konuşalım bakalım şu avukat Ceylin'le. Niye odanda değilsin? Sağlıyorum. Kendi içime bile sığamıyorum şu an. Bugün yüzüme bile bakmadı, bu yanım ağrısı yaptı. Eğer çıkaramazsak ömür boyu onu terk ettiğimizi düşünecek, hayat boyu yalnız kalacak. Ben de olamadığımı abiliğimde boğacağım kendimi. Çıkacak, merak etme. İkimiz de biliyoruz, doğruyu söylüyor, ispatlayacağız. Doğrular yetmiyor ya bazen. Sadece aramızda kalıyor. Gerçek. Kanıtlamadıkça ne anlamı var? Bulduk. Cinayet saati Çınar'ın başka yerde olduğunu bulduk. Bitti mi? Bitti mi gaz, bitti. Kapı. Hani abim? 10'a kadar say, çıkacak şimdi. 10 çok. Abi! Gel, gel.
Seni çok özledim. Çok özledim seni. Dedin Ebrahim. Bakanlık soruşturmanın açılmasına izin verdi savcım. Güzel. Ne zaman çağırıyorum ifadeye? Ben çağırırım Rıdvancığım. Yabancımız değiller sonuçta. Sen bize şöyle bol köpük bir iki kahve söyle. Hay hay. Ben içmeyeceğim. İçer o içersen yine de söyle. Açtırmışsın soruşturmayı. İnanılır gibi değilsin. Mesleki etik güzelim. Yani bunu bilip de yutmam mümkün mü sence? Hı. Abini tanımıyormuş gibi. Yapma Allah aşkına. Ilgaz işin içinde olduğu için. Hata yapan sevdiklerimiz de olsa gereğini yaparız. Ortada suç ve suçlu varsa cezasını da çeker. Böyle öğrenmedik mi? Hı? Böyle bilmedik mi? Ben sana yapma mı dedim? Kızı koru da demedim. Bu sende dursun. Bugün hata yapan yarın bir daha yapar. Ilgaz işin içinde yokken hallet dedim. Çok mu zordu abi? Peki. Ya Ilgaz'ın haberi varsa? Hiç düşündün mü? Ya adam hiç mi hata yapamaz ya? Bu kadar mı kusursuz yani? Yapma abi Allah aşkına, sanki Ilgaz'ı tanımıyormuşsun gibi. Yasa dışı delil elde etmeye çalışır mı Ilgaz sence? O kadar emin olma. Peki. Delilin nerede? Anladığım kadarıyla yok. Çıkarıp önüme koymadığına göre. Bu tamamen tahmin üzerinden açılmış bir soruşturma. Dayanaksız. Evet, delilim yok ama Ilgaz'ın gözümün içine baka baka yalan söylemeyeceğini biliyorum. Yapamaz. Ne biliyorsa anlatacak. Hem haberi yoksa ortada suç da yok. İhmal mi? Adam dürüst ya. Niye korkuyorsun? He? Ama haberi varsa ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu kadar kin, hırs sana zarar abi. Kardeşler birbirine benzer. Zamanı geldiğinde hazırlatırım bunu sana. Neva, Neva nereye? Neva dedim. Götür kahveleri, içmeyeceğim. Ya da getir, içeceğim. Getir. Onu da sen iç.